kim taktı, ben mi taktım evine kameraları? Gördüğünüz gibi. Kameracılar geldi evimize. Ular çektiler bu videoları. Her odaya kamera değilmiş. Niye? Benim evimde kamera yok vallahi. Ama dövüyor diyorlar, itiyor diyor, işkence yapıyor diyorlar. Diyorum, sen onu kameraya mı alacaksın? Evet, 2019 senesinden beri polis, savcı gitmedim, yeri kalmadı. Hayır, kamera takıldı. Dövdüğün zaman... Görsünler diyorum. Dövdüğün zaman ben da kamera... Ben nasıl bakıyorum, görsünler. Bakın herkes iki ay olsa ben 2 senelik kaydı yapıyorum. Hayır, dövdüğün zaman mı? Dövdüğün zaman mı kameraya alacaksın? Nalcan, sizin isterseniz bir içinizle rahatlatayım. Dün Hüseyin komşularla da konuşmuş. Yani sonuçta şimdi sizin içinizin rahatlaması önemli. Şimdi kusura bakmayın, şimdi Sunay Hanım'ın mahkemeyle işi ayrı. Ben arkadaşlar, boşanma denen bir şey var, evlenme denen bir şey var. Ne yazık ki annemin de dediği gibi ben fazla gerçekçi bir insanım. Ben çok hayal dünyasında yaşamayı sevmem. Bırakmak istemediğim kişiden boşanmam. Boşuyorsam da ardıma dönüp bakmam. Benim hayatım da böyledir. Doğru, doğru. Yani... Doğru. Boşandıysam boşanmışımdır kardeşim. Aynen. Ayrılmak istemiyorsam da hiç kimse de beni ayıramaz. İşimde de böyle, özel hayatımda da böyle. Benim arkadaşlarım da bilir. Benim bir takım kurallarım var, herkesin var. Ona saygı gösterilmesini isterim. Yoksa ne görüşürüm, ne konuşurum. Laf da söylemem, kavga da sevmem. Gerek yok. Gerek yok tabii ki. Gerek yani yok. Yani ben de aynı fikirdeyim. Ta ki bu hale düşünceye kadar. Yazıyordu. Valla Sunay Hanımcığım, siz çok çekmiş bir kadın olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Evet, evet. Yani Allah da çektirene çektirir. Aynen, ilahi adalet. Ama şimdi adalet. De gene vicdanen acıyor insan yani. Elinde olmadan. Acıyacak bir şey yok. Hani acıyacağımı ben de tahmin etmezdim yani. Ama bu halde şimdi gördüm, bastığı yeri titreten anladım, adam ama, ne hale ama gelmiş. Ama Sunay Hanımcığım bak, beni yanlış anlama. Sen artık ayrılmışsın, adam başka biriyle evlenmiş. Ya bir şey dediği yok. Hastaneye ziyarete gitmek... Ha, şöyle bir şey olabilir. İkinizin aynı anda biter. Seni oyalıyor. Tamam, seni oyalıyor. Tamam, bu, tamam bebişim. Beni şey yapmıyor. Ne diyor? Ben... İşte diyor ki sen nasıl onu yapmıyor? Seni oyala buralara kadar bu getirdi. Hayır, diyor. Ben... Eski eşi getirdi diyor. Bu getirdi diyor. Niye ben bana malından, mülkünden, gelirinden, bilmem neyinden bana hiçbir şey gelmiyor. Doğru. Sadece benim istediğim kardeşimin sağlığı. Eğer bu kadından memnun... Dedim, geleyim beraber doktora gidelim. Nörolojidir. Nereye isteseniz oraya götüreceğim. Beraber gidelim, yalvardım. Hepsi 8 kardeş olsa 8'iydi. Biri de gelip kafamız çalıp gel biz abimiz buraya götür. Kızı geldi. 10 senede kızı geldi. Dedi ki baba evladı bana. Ben konuşuyorum. Baba evladı bana. Hayır, yalan. Demedi ki baba nerin hasta? Nerin bakarsın, var? Nasıl da uyduruyor böyle yalanları? Evet, hayır yani. Uydurmuyorum. Bakın şahidim. Dedi ki evini bana vermesin, bir defa arama. Peki, dedi Naci ki. Peki Naci Hanım, ben bir komşuları size bir izleteyim. Çünkü başka haberlerim de var. Mehmet Münir Önel'le ona kötü davrandığı, ailesiyle görüştürmediği iddia edilen eşinin yaşadığı eve giden ekibimiz, çiftin komşularıyla konuştu. Merhaba, Mehmet Bey ile Bahar Hanım, tanır mısınız kendilerini? Evet, tanıyorum. Peki alıkonulduğu iddia ediliyor Mehmet Bey? Hayır, çok güzel bakılıyor. Çok güzel koluna girer, yürüyüşlerini yaptırır, tertemiz bakar, hani üstü başı olsun. Evine girdiğim zaman da bakımı, evi, her şeyi çok güzel, temiz. Kesinlikle ne bir ses, ne bir kavga, hiçbir şey duymuyorum yani. Siz de yan komşularısınız, memnun musunuz komşularınızdan? Tabii, hiçbir rahatsızlığımız olmadı bugüne kadar. Gayet saygılı ve sevgili. Hanımefendi de öyle, amca da öyle. Hiçbir yanlışlarını, hiçbir şeylerini görmedik. Çok medeni, her gördüğümüzde selam verir, kol kola görür. Ben şaşırdım öyle ben bir şey şaşırdım. Görünce. Çok öyle bir şey yok yani. Var. Apartmanın yöneticisi Süleyman Kaya da komşularla benzer şeyler söyledi. Gördüğüm kadarıyla dört dörtlük bakılıyor. Eşi, hanım, Bahar, yabancı uyruklu. Onun gibi bakanı ben görmedim. İlacından tut, yemeğinden tut, saati saatine, koşturmasından, yürütmesine, gezdirmesine, tozdurmasına. Mehmet abi buraya getiriyor, çardakta oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Evine çağırdı bizi, kahve içtik. Şimdi ben yöneticiyim ben buranın. Öyle bir şey olsa ben duymaz mıyım? İlk önce ben duyarım. Yukarıda komşumuz duyar, altta komşumuz duyar. Yemin ediyorum benim karım bana böyle bakmaz. Öyle bakıyor bebek gibi. Onların derdi mal mülktür. Ben bir kere kız kardeşlerimi, kızlarımı buraya geldiğini görmedim. Eşinin geldiğini görmedim. Niye madem babalarına bu kadar düşkünler, eşinlerine niye gelip gitmiyorlar? Kadın öyle bir iyi kadın ki kapısı herkese açık. Hep beraber muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Niye öyle bir şey duymadık biz? Öyle bir şey duysak zaten bari ben burada tutmam. Münir abi öyle bir şey yapamaz. Sizin içiniz evine rahat girip, etsin evine diye. Evine girip de beraber yaşadın, nasıl baktığını gördün mü? Vay, bakıyor. Geliyor hepsi komşularımız. Bakıyor. 5 seneden beri geliyorlar. Biz birbirimize gidip geliyoruz. Ve aşağıda yazda bahçelerimiz var site içi. Aşağıda kahvemizi içiyoruz. Bu Süleyman abi
Eşi, Ayşe abla hepsi biz böyle bahçede oturuyoruz. Hep birbirimizi görüyoruz. Avukat Bey, aile efratlarının hepsine uzaklaştırma cezası verdi de birkaç defa. Ama beni hastaneye gelip dövdüklerden sonra... Biz eve gitmiyor. Kendisi saldırdılar kızına, torununa, ablasına. Eve gitmediğimiz halde... Ama hastaneye gelip dövdükten sonra ben aldım bu dövmeyi. Yok, nerede dövme var? Size yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Cezaları niye verdi bize? Bu son günlerde çok geliyor bu konular. Onlar kenarından konuşsun. Çok geliyor bu konular. Demek ki bizim önümüzdeki yıllarda en büyük problemlerimizden biri bu olacak. Ben Naciye Hanım'ı da anlıyorum. Tabii ki insan hani yurt dışından buraya çalışmaya geldikten sonra eve temizlikçi ya da bakıcı olarak girip sonra o evdeki belirli bir yaşın üzerindeki erkeklerle evlenen kadınlara bir bakış açısı var. Şimdi bu bakış açısı yanlış mıdır? Her zaman da yanlış değil bence. Şu aranızda çok büyük bir yaş farkı var. Ben yine bak ben nasıl Sunay Hanım'ın bu kadar mal mülk davası olmasa ayrıldığı kocasına bakacağına, bakmak isteyeceğine inanmadığım gibi sizin de bu malı mülkü olmasa yine bu adamın yanında oturacağınıza inanmıyorum. Ben, bak her ikinize de inanmıyorum. Kusura bakmayın. Çocuklarım var. Onun o şeyi. Her ikinize de inanmıyorum. Çocuk olması başka bir şey. Çocuk gider, babasına bakar, annesine bakar. O karşı tarafları ilgilendirmez. Vallahi hani kendim için birçok kötü olduğunu söyleyebilirim ama kötü kalpli birisi olduğumu hiç düşünmüyorum ki. Bunu da kimse söylemez. O yüzden hani bunu söylerken de gayet gerçekçi davrandığımı düşünüyorum. Bu adamın bir tane 7000 lira emekli maaşı olsaydı bugün biz burada bunu konuşacak mıydı? Tartışmak lazım. Bence tartışmayacaktık. Nereye bakım evine verelim diye herkes uğraşacaktı. Bu adamın zaten hani hali yok, barkı yok. Buyurun. Sizi... Ağlama. Ağlama, niye ağlıyorsun? Seviyorsun kadını, memnunsun. Niye ağlıyorsun? Ne ağlıyorum? Ne ağlıyorum? Ha. Sen gelmiyorsun ki. Evlendikten sonra böyle oldu. Bir dakika. Sen konuşsun. Gelmiyorsun. Sen git ablan sana bak. Gelmiyor. Gelmiyor. Bize uzaklaştırma cezası. Uzaklaştırma bir iki ay oldu. İki aydan beri biz bakın. Gecenizi mahkemeye gittim de söyledim. Naci'yi aradım. Bu dedi ki ablama gideceğim. Sabah kalkmış dedi ki ablama gideceğim dedi. Ben Naci'ye gideceğim. Ya bir Mehmet Bey konuşabilir mi? Tam adam bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ha? Buyurun Mehmet Bey. Senin numaran. Tabii Mehmet Bey ne diyorsun sen? Sen nerede kalmak istiyorsun? Ben... Suna'nın yanında kalmak istiyorum. Suna dediği benim. Ben hakikatinizi çekiyorum. Bahar'ın yanında kalmak istiyorum. Tabii. Esas beni istiyor da o farkında değil. Evlenme yılı da mahkemede verdiği... Biz diyor 80 yılından beri evliyiz. Bahar'ın evlenme tarihini söylemiyor. İlk karısını istiyor ama dili varmıyor söylemeye. Yani kadın Sunay'ı engelliyor. Sunay'ı hatırladınız mı? Sunay'ı hatırlıyor musunuz? Bir dakika Naciye Hanım gelmiyoruz. Bir dur Allah aşkına dur. Biz Naciye Hanım. Bütün aile fertlerine uzaklaştırma defaları. Hocam bir saniye. Müsaade et. Mehmet Bey. Aradan çekildi bir Mehmet Bey kendini ifade hani, nasıl Mehmet olduğunu Bey. İfade edebilsin. Sunay'ı hatırlıyor musun Sunay'ı? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Benim adım ne? Bak Suna Önel hatırlıyor. Yani Suna'yı istiyorum diyor. Gaya oldu. Evet oldu çünkü boşandık. Evet. Ama istersen ben sana bakarım yine. Yok. Kızların bakma, da bakar. Bakma. Kızların da bakar. Ben de bakarım. Bakma. Ben de bakarım. Kadın tutarım baktırırım. Parası var, pulu var, her şey var. Her türlü imkanı var. Niye baktırmayın yani senin ki? Canını kurtarmaya ama çalışıyoruz ki, başka bir şey değil. Ben bundan memnunum diyor. Rami Bey bir saniye. Memnunum diyor. Sunay'la çocuk... Bir dakika dur Naciye Hanımcığım Allah aşkına. Sunay'a dönmek ister misin çocuklarınla beraber sana bakmak istiyorlar mı? Yok. Ha? Yok. Neden? Neden? Çünkü Sunay'ı Bahar seviyorum. Bahar'ı seviyorsun. Evet. Çok seviyorsa başımızın üstünde. Korkudan Bahar'ı seviyor. Allah'ım ya. Bir şunu gidip gelme. Bize peki bunu... korkuyor musunuz? O yüzden mi böylesi? Bir korkunuz var yok, mı? Yok. Korkum yok. Eski eşiniz de diyor ki kızlarla beraber ben onu alabilirim eğer isterse bizim evimize diyor. Yok istemiyorum. İstemiyorsun. İstemiyorsa yapılacak bir şey yok. Kendi düşen ağlamaz. Karışmış. Çok affedersin çeteye. Orada çetede falan şeydeki, ben hep çalıştım. İyi bir ailelerde. Gümüş yakadaki evlerine baktım.
villasını zenginler memleketinden kız karı getiriyor. İki senedir çalışmıyorum. Şuna bakıyorum abla. İki senedir çalışmıyorum. Çete, hep kendi paramı kendim kazandım. Ben diyorum ya bir üzük aldırmadım. Allah şey inanmıyorsunuz. Memleketinden kız karı neye getiriyorsun? Kız karı diye getiriyorsan ne yapıyorsun onlara? Ben memleketimden karı mı getirmişim? Onlara ne yapıyorsun? Allah, Allah şahidimdir abla. Ben çalıştım, telefonları da vereceğim. Hepsini. Onlara ne yapıyorsun? Niye getiriyorsun? Jandarma baskınlardan bayılırsan. Jandarma bir baskın yapılmadı. Niye baskınlardan sanıyorlar? Bir bakın abla. Bir Nacihan, siz, ben Nacihan, siz yine de... Dört tane adam dakika, getiriyor. Nacihan, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, siz yine de Mehmet Münir Bey, ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Siz yine de Mehmet Münir Bey'in zorla tutulduğuna inanıyor musunuz? Ya sana diyorum ki çete konuşamıyor. Gördüğü işkence karşısında... Ama ben sizi reklam arasında da aldım maalesef konuştunuz. Ya. Parkinson'ların dilleri öyle tutuluyor. Olabilir. Mehmet Münir Bey'de Parkinson'un izleri var. Ama tabii ki nörolojik bir muayene yapmak lazım. Tabii. Ona göre bakmak lazım. Ama Parkinson'da da gördüğümüz bir durum Naciye Hanım bu. Yani bu bir işkence bulgusu olarak karşımıza çıkan bir durum gibi ya durmuyor. Ya tamam, bacağı niye kırıldı? Göz kemikleri niye kırıldı? Kalça kemiği niye kırıldı? Parkinson hastalığında maalesef ki böyle istemsiz düşmeler olabiliyor. Bunların ayrımını şu anda yapma şansına sahip değiliz burada. Ama bu nikah kıyıldıktan sonra derece derece geriye gitti. Derece bu hale geldi.